Evet, galiba açtım kaydı. Herkese merhaba. Ben Yiğit Aşık. MeetLab'de Undergraduate Research Assistant ve Lab Tech olarak görev alıyorum. Bugünkü lisansüstü eğitim ve akademik hayat sohbetleriyle alakalı görüşmemizde Fatih Dinç var. Hocam hoş geldiniz. Hocam dedim yine. Ama olsun. Yani hoş bulduk. Teşekkür ederim beni çağırdığınız için. Biz Ne çok olacak teşekkür ben de ederiz. Bilmiyorum. Heyecanla buradayım. Direkt aslında başlayabiliriz. Hani en azından ya ben tanıtabilirim ama siz kendinizi tanıtırsanız bence daha iyi olur. Çünkü ben bir şey atlayabilirim. Dolayısıyla öyle bir tanıtmayla başlayabiliriz. Olur tabii. Yani lisansımı Boğaziçi'nde aldım. Elektrik elektronik mühendisliği ve fizik dallarında aldım. Daha sonra yüksek lisansa Kanada'ya gittim. Perimetre Enstitüsü'ne teorik fizik üzerine yüksek lisans yaptım. Doktoraya şu an Stanford'a geldim. Stanford'da uygulamalı fizik doktorası yapıyorum. Uygulamalı fizik, fizik az çok yani aynı bölümler bizim Stanford'da. O yüzden uygulamalı fizik deyince biraz kafa karışıyor da onu da şey yapalım aradan. Yani işte fizik doktorası gibi düşünebilirsiniz. Biraz daha kuantum bilgisayarları vesaire üzerine çalışırım diye gelmiştim Stanford'a ama şimdi işler biraz değişti. Geldikten sonra farklı alanlara ilgim oluştu. Şu anda biraz daha hani yapay zeka, biraz da data scientist gibi çalışıyorum. Konum ise daha çok işte neuroscience, işte nöronların altındaki kodlama özellikleri vesaire gibi alanlarda çalışıyorum. Yani şu anda bildiğiniz hafıza üzerine çalışıyorum aslında. İkinci yılındayım doktorada. Göreceğiniz üzere biraz yıkık haldeyim. Her ikinci sınıf doktor öğrencisi gibi. öyle. Peki, tamam. Ben direkt şununla başlamak istiyorum. Tabii ben sıkı takipçilerinizden biri olduğum için az çok genel olarak bir şeyleri biliyorum. Hani hangi süreçlerden geçtiğinizi. Önce şunu söylemek istiyorum. Boğaziçi'ne çap ortalaması 3.99 olması lazım. Fatih pek söylemiyor bunu genelde. Başka katıldığınız şeyleri takip ettim ama söylemiyorsunuz. Ben söylenmesi taraftarıyım. Hani göz korkutmak gibi olmasın tabii kimsenin de. Elektrik, elektronik mühendisinden ve fizikten çap yapıp 3.99 ortalama yapmak Boğaziçi'nde. Bilmiyorum, her baba yiğidin harcı değil bence. bir o var. Yani teşekkür ederim ama yani bence çok önemli bir kısım değil yani bu. Ya şöyle aslında, bunu söylediğiniz zaman insanların ilgisi oraya kayıyor. Ama bence ilginin kayması gereken nokta orası değil. Çünkü ya bilim insanı olarak şimdi şöyle bir sıkıntı var günümüzde. İnsanlar genelde kendilerini biraz ürün haline getirmiş durumda ya. İşte ben şunu yaptım, şu okullarda kaldım, işte şunlarda şu dereceleri yaptım. Yani ben dolayısıyla yaptığım dereceleridir, işte sonuçlarımdır, bilmem ne derim. Yani kendimi ürün haline getirecek şeylerden kaçınmaya çalışıyorum. O yüzden paylaşmıyorum genelde bunları. Bilim insanının bunu yapmaması gerektiğini düşünüyorum en azından. Ya ben kısmen Parantez açayım. katılıyorum Yani senin niye şey yaptığını fark ediyorum. Yani niye bunu söylemek onun bir istediğini predictive fark ediyorum. value'su yok diyemem ben. Vardır. Onun bir predictive value'su, bir tahmin edebilir şey vardır gelecekteki başarıya. Okey, kusursuz korelasyon değildir. Lineer bir ilişki varsa da. Ama hiçbir ilişkisi yok da demek bence yok, öyle bir şey demedim tabii. yani hani bazı öyle, bazen şey oluyor ya, yo hiç önemli değil yani, lisans ortalaması gibi bir şey. Ben tamamen katılmıyorum ki benim lisans ortalamam kötü. Neyse, onlara geleceğiz zaten. Yo. Bir de tabii Ya şey yapma yani. Hani, çok ters etme. Tekrar. Özür dilerim. Peki yani şu an Stanford'da fizik doktorasında olup neuroscience'la ilgilenmek, o nasıl oluyor? Sanırım hani ilk gidildiğinde farklı lablarda çalışma gibi bir şey var galiba. Onu biraz açabilir misiniz? Tabii. Ya aslında Stanford'ın ya da işte biraz daha şöyle söyleyeyim, şöyle başlayayım. Doktora da her okulun ve her ülkenin, en başta ülkeden başlıyor. Hatta kıtadan başlıyor. Önce kıtadan başlıyor. Her kıtanın kendine ayrı kuralları var. İşte Avrupa kıtasında daha çok bir hocaya başvuruyorsunuz, bir projeye başvuruyorsunuz. Doktoraya başladığınızda girdiğiniz hoca, en azından hangi hocayla çalışacaksınız ve ne üzerine çalışacaksınız az çok bellidir. Tabii istisnalar vardır ama genelde kaydı bu şekilde. Amerika'da da yine istisnalar olmak şartıyla genelde girdiğinizde ilk bir yıl içerisinde bir alan belirseniz de o alanın dışına çıkabilirsiniz. Yani farklı farklı alanlara girip siz aslında departmana giriyorsunuz. Yani hocanın labına değil de departmana giriş yapıyorsunuz. Ondan sonra bir hocayla anlaşıp ilk yılınızın sonunda genelde bir hocanın labına giriyorsunuz. Onda da o şekilde bir genelleme var. Dolayısıyla şimdi bazı okullar bu süreci daha da güzelleştirmişler ki Stanford okullardan bir tanesi rotasyon diye bir sistem getiriyorlar.
O da şu 3 tane labda rotasyon yapıyorsunuz. Yaptığınız rotasyon sonrasında hangi labı işte en çok beğenirseniz ve hocanız da sizi beğenirse tabii ki o labda kalabiliyorsunuz. Hatta 4'e kadar çıkabiliyor. Bir de yaz dönemi var isterseniz. Hatta 5 yapan bile olabilir yani. Hani bu biraz böyle şey. Ben bir tane yaptım bu arada. Ben bir taneden fazla yapmadım. Ama hani kendinizi tanımak için efendim. İlkinde girip memnun kalıp, değil mi? Devam et. Öyle bir olay oldu. Bu sistemin güzelliği şu ama. Siz girişte mesela dediniz ki ben işte sallıyorum kuantum bilgisayarlarına çalışacağım. Ki ben mesela bunu dememin sebebi geri kalan bütün alanları çok iyi bildiğimden değil. Bildiğim tek alan kuantum bilgisayarları olduğundan dolayı. Yani başka hiçbir alanı bilmiyordum tabii ki. Özellikle bir de hani Türkiye'den geliyorsanız ki ben en sonuçta Türkiye'den geliyordum. Tamam belki bir yıl Kanada'da geçirdim ama yani başvuru gönderdiğimde Kanada'da zaten en fazla 2 ay kalmıştım. Sonuçta Aralık ayında gönderiyorsunuz başvuru. 5 ay falan kalmıştım. Neyse. Dolayısıyla sizin aslında ilgi alanlarınız var olan alanlardan bir alt dal olmak yerine mümkün olan hangi alansa o. Yani hani Türkiye'de sizin çalıştığınız olduğunuz okulda hangi alan çalışıyorsa ilgi alanınız da o oluyor. Çünkü başka alanda araştırma yapamıyorsunuz genelde yurt dışında staj yapmadığınız sürece. Ki onu da yapsanız yine yurt dışında yapmış olduğunuz staj sizin ilgi alanınız olmuş oluyor. Yani şey değil, bilmiyorsunuz yani bütün alanları bilmiyorsunuz. O yüzden bu çok güzel bir sistem. Size önce bir şeyi gösteriyor. Ya sen tamam geldin ve sen bu alanda çalışmak istiyorsun ama senin bilmediğin bir sürü alan var. Sen bir etrafa bir bak. Başka insanlara bir git. Onlarla bir görüş falan. Zaten seminerler var. Hocalar geliyorlar kendi araştırmalarını anlatıyorlar. İşte rotasyon sistemi için. Bakın benim rotasyon grubumda şöyle bir rotasyon açığı var. Gelin benimle rotasyon yapın diye proje anlatıyor vesaire. Bir gidiyorsunuz ilk birkaç hafta size bütün alanları böyle o okul içerisinde. Özellikle Amerika'da hani Stanford gibi okullarda bütün alanlarda az çok bir çalışan kişi olur. Genelde büyük resmi görüyorsunuz başka alanları da. Ben de işte o sırada neuroscience grubunu gördüm. Yani neuroscience grubu değil aslında yani. Biyoloji ve fizik, ya applied fizik ve biyoloji altında bizim grubumuz ama neuroscience araştırması yapıyoruz. Fiziki de alıyor bu arada. Yani ben optik işleriyle uğraşacağım diye girdim de. Çünkü bizim mikroskoplarımız var. Bunları işte kendimizin geliştirdiğimiz mikroskoplar var. Fizikçiler orada çalışıyor falan işte. Bunların lenslerini falan ayarlıyorlar. Ben de öyle bir şey yaparım diye girdim. Sonra baktım bir tane İşte bir dakika gittim mi ben? Gel Ben bir gittim tekrar. galiba. Geldim. Gel tekrar. Sonra ya işte fizikçi işleri yaparım diye girdim laba. Sonra girdikten sonra hoca dedi ki bak böyle böyle açık bir proje daha var. Hafızanın işte altındaki nöral kodu anlamaya çalışıyoruz. Ben dedim ki ya zaten 4 ay şey yapacağım yani rotasyon yapacağım. Hangi iş olursa olur yaparız ne olacak ya. Bir de farklı bir alan yapmış olayım dedim. Çünkü ne kadar hiç yapmadığım bir iş yapmış olayım dedim. Sonra çok sevdim ve kaldım. Bu çok genel bir şey bu arada Stanford'da. Yani insanlar A bölümüne gireceğim diye giriyorlar. Ondan sonra tamamen alakasız B bölümünden doktoralarına devam ediyorlar. Bunun da farkında herkes zaten ve şey yapıyorlar bunu yani. Bu kabul edilebilir. O yüzden öğrencilerin zaten spesifik olarak hangi alandaki şey becerilerine bakmaktansa genel bakıyorlar. Yani bir öğrenci buraya geldiğinde bu... Ay yine mi gittim ben? Ol. Yok gitmedim. Yo, buradasın sen. İnternet gidip geliyor da neyse. Ya Tamam. işte interdisipliner beceriler önemli aslında. Yani işte herhangi bir alana girdiğinde çalışabilecek mi tarz beceriler önemli diye bakıyorlar. Ki genelde öğrenciler az çok o şeyde oluyor. Yani geldikten sonra ufak bir exploration süreci yaşıyorlar bir yıl falan. Ben de böyle. Bence Yani ben çok ondan çok sonra güzel bir tecrübe kazandım. sistem bence direkt yani tabii burada alışkın olduğumuz bir şey değil Türkiye'de. Varsa ben bilmiyorum. Sabancı'nın herhalde lisans eğitimi biraz buna benzer. Bildiğim kadarıyla genel bir fakülteye giriş yapıp havuz dersleri alıp sonrasında bir seçim yapma şansı tanıyor galiba. Ama lisansta. Bu doktora da değil. Peki şeyi merak ediyorum ben. Aslında genel olarak lisansüstü eğitim sürecini merak ediyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla siz aslında Boğaziçi'nden mezun olurken direkt doktoraya başvurmayı planlıyordunuz veya yaptığınız öyle bir şey. Fakat tam olarak istediğiniz sonuçlar gelmedi. Gelmeyince bir Perimeter Enstitüsü, sanki Perimeter Enstitüsü fallback'miş gibi söyledim şu an ama aslında öyle bir Öyle plan. yani. Öyle mi? Dürüst olalım. Peki yani yüksek lisans yapmanın artısı burada var mıdır ki bence kesinlikle var. Hani bunu biraz açabilir misin? O süreç hem nasıl oldu? Nasıl karar verdiniz? Hani direkt doktoraya başvurma veya direkt yüksek lisans başvurma. Biz bunu düşünürken nelere dikkat etmeliyiz? Ya şöyle başlayayım öncelikle. Benim 2-3 yıl önceki hatta benim 1 yıl önceki görüşlerimle bu yılki görüşlerim çok farklı. Yani büyüme açısından hem duygusal büyüme hem de biraz daha yani kognitif büyüme açısından çok değişti.
ya büyüdüğümü düşünüyorum. O zamanlarda tabii insanın hakkında şu var. İşte benden önceki bütün yıllarda başvuranlar direkt doktoraya başvurmuş. İşte en iyi öğrenciler de işte MIT'ye gitmiş, şeye gitmiş Boğaziçi'nden çıkıp. O zaman tamam ben de oraya gitmeliyim. Sağda solda insanlara soruyorsunuz. Onlara tabii bir beklenti içerisindeler. Tamam Fatih başvuracak ve iyi okula gider falan diye. Ben perimetre başvurmam tamamen şundan dolayı oldu. Ben perimetre bir tane yaz stajımda öğrendim. Yaz stajındayken biri bana dedi ki sen perimetre bak istersen. Güzel bir okula benziyor. Perimetre bu arada 9 yıllık. Ben 10. yıl mezunuyum. Çok yeni bir program. Ama çok iyi bir program. Yani bu arada onunla alakalı hani fallback olarak gittim ama fallback değilmiş. Gittikten sonra öğrendim. Ben ilk işte başvurumu yolladım. Böyle 15'e ne başvurdum? 11'i reddetti zaten. Kabul edenlerden bir tane doktora, iki tane doktora programım vardı. İkisine de işte biraz daha safe school olarak başvurmuştum. Çok hani çok hevesli olduğum programlar değildi. Bir de bir tane master programı, ETH'dan master'dan kabul almıştım. Bir de perimetreden. Sanırım böyleydi, tam hatırlamıyorum. Tabii burada şeyi karar vermem gerekti. Yani ne yapacağım? Doktoraya mı gideceğim yoksa işte master'a mı gideceğim? Ve o dönemde aslında çevremdeki birçok insan direkt doktoraya git. Bir daha yani doktora kabulü zor alırsın. Master'a gidilmez. Yani iyi öğrenci direkt doktoraya gider gibi bir algısı vardı. Bir de kabul aldığım doktorlardan bir tanesi de böyle ismi iyi bir okuldu ama benim çalışmak istediğim alanda çalışan insan yoktu. Yani gitsem büyük ihtimalle böyle çok ciddi bir zarar yani şey olmazdı böyle bir imaj olarak düşünecek olsanız o zamanki imaj kafasıyla hani biraz o şekilde yaşıyor Türkiye'de biliyorsunuz ilk başlarda. Çok bir zararı olmazdı ama benim için bir faydası olmazdı. Yani ben orada çalışacak insan bulamazdım. Öyle olunca Allah'tan o dönemlerde yani birkaç tane çok iyi mentorum vardı benim. Bana dediler ki Fatih hani sen genelde bakma. Çünkü genele verilen tavsiyeler yani şey gibi böyle birçok tavsiyenin ortalaması alınarak veriliyor. Ve onların aslında variance'ı çok yüksek. Yani genele verilen bir tavsiyenin spesifik bir insana birebir uyması imkansız neredeyse. Herkesin kendi yolu var ve bu yol çok non-linear aslında. Yani çok fazla hata yapacaksınız, çok fazla başaracaksınız yani. Ne bittim galiba. Git Geldim mi? geldi. Geldim. Yani çok başarısız olacaksınız. Yani işte ya ne bileyim hata da değil aslında. Benim hatam değildi bence kazanmamaktan. Tamamen şanssızlıktı yani. Öyle olunca ben de birazcık kalbim sesini dinledim ve perimetre gittim. Perimetrenin de olayı şuydu. Yeni bir program. Kimse tam olarak bilmiyor ne olup ne bittiğini. Zaten böyle hani şey hadi güle güle ben gidiyorum diye gittim. Çok böyle bir sesini çıkarmadan falan. Ondan sonra programa gittikten sonra fark ettim ama neyin ne olduğunu. Çünkü programa bir gittim. İnsanlar doktora kabulünü almışlar. MIT'ye kabul almış bir çocuk. Bir yıl uzatmış hani doktorayı bir yıl gap year almış perimetre gelmiş. 4-5 tane kişi Berkeley'ye kabul almışlar. Gap year vermişler perimetre gelmişler. O zaman anladım aslında yani perimetredeki program bayağı iyi bir programmış diye. Zaten perimetrede doktoraya başvuranların hepsi işte iki kişi Stanford'a geldik. Biri Columbia'ya gitti, biri Princeton'a gitti. Yani hepsi iyi yerlere gitti oradan sonra da yani çok şey de olmadı ama işte tabii o zamanlar onu bilmiyorsunuz. Çünkü yani biz de biliyorsunuz biraz bu şey ruhu var yani kabile ruhu mu dersiniz? Yani birisi daha önce bir yere gittiyse orası bilinir. Daha önce birisi bir yere gitmediyse orası işte adı bilinmeyen bir okula gitmiş falan işte bak fallback yapmış oluyoruz. Ki ben de öyle düşünüyordum yani şey değil yalan söylemiyorum. Peki mesela hani yüksek lisansa gittikten sonra neler oldu? Ben açıkçası çok mutluyum. İyi ki gitmişim. Çünkü o ya bizdeki bunu tam çok spesifik kurmam lazım bu cümleyi. Bizdeki akademi algısıyla gerçekte olan akademi arasında ciddi bir fark var. Ve bunun doktorada düzelmesi, yüksek lisansa düzelmesine göre çok daha kötü. Yani bazı işte mesela biz nedir mesela? İşte ortalama yüksek olacak. İşte her zaman birinci olacaksın. Her zaman en ön planda olacaksın. Yıldız olacaksın vesaire. Sonra doktoraya geliyorsunuz. Böyle yıldız olmaya çalışan, başkasının önüne geçmeye çalışan ya da işte ön plana çıkmaya çalışan insanların çok sevilmediğini, hatta tam tersi ön plana çıkamadığını görüyorsunuz. Çünkü aslında amaç ön plana çıkmak falan değil. Amaç collaborative olmak. Yani bir gruba bir yapboz parçası gibi girebilmek. Bunu doktora da deneyen öğrenci ne yapıyor? Doktoraya geliyor. Ondan sonra doktora dersleri alıyoruz, alıyoruz. Çok çalışıyor bu derslere. Yüksek notlar alıyor. Ortalaması işte yine yüksek geliyor ama doktora da kimsenin umurunda değil. Derste birinci olmuşsun, ortalaman yüksek olmuş. Yani dersler tamamen
senin kendini keşfetmen için sana verilmiş bir lütuf. Yani istersen ortalama 3,5 olsun. Kimsenin umurunda değil. Şey değil yani, ortalamanın ya da kaç aldığının hiçbir önemi yok. Hatta sınavları çalışmıyoruz biz doktorada genelde. Yani undergradlar orta kaldığımız hastalar zaten o işte o körmenin en aşağısı bütün doktoralar. O lütfu alıp bir anda böyle işte farklı bir mentaliteyle ben birinci olacağım bilmem ne mentalitesiyle lütfu alıp kendine zarara çevirme olayı gerçekten çok düşülebilecek bir pitfall. Benim o zamanki mentalitemle ve bunu yüksek lisansta erkenden görmem çok iyi oldu. Çünkü yüksek lisansın ilk döneminde bize böyle işte 7 tane falan ders aldırdılar. Böyle çok yoğun bir 2 yıllık program, bir yıla sıkıştırmış bir programdı falan. Derslerde artık hani yapamayacağımı anladım. Yani öyle yüksek not falan alamayacağım yani. Yok, mümkün değil artık. Yani bu kadar dersi kaldıramam. Bir yandan da işte araştırma yapmaya çalışıyorsun. Sonra yavaş yavaş kafa yapısı evrilmeye başladı. Sorduğum sorular evrilmeye başladı. Yani bir yeni bir alan gördüğüm zaman aklıma gelen ilk soru artık bunun altındaki matematiksel denklemler neler ya da işte bunun ne bileyim işte şeyinde ne var, burasında ne var, şurasında ne var, şu spesifik soru nedir'den daha çok daha büyük sorular sormaya başlıyorsun. Yani bu diğer alanlara nasıl bağlanıyor? Bu alanda araştırma yaparsam, ben bu hayatımı bu alana adarsam, sonrasında kime nasıl bir katkı sağlayabileceğim gibi sorular sormaya başlıyorsunuz ve bu şey de çok mümkün değil. Yani bu lisanstan birebir çıktığınız anda hemen bu soruları sorabilmek birçok kişi için çok mümkün değil. Bir de tabii Peki farklı alan görüyoruz. mesela sizce şey mutually exclusive mi? Yani bir şeye bakıp bunun altındaki matematik denklemler ne demek ile ben bundan nasıl fayda sağlayabilirim? Bana o kadar mutually exclusive gibi gelmiyor. Sanki ikisi aslında kesişen bir noktadaymış gibi geliyor. Yani low level ve high level gibi düşün bunları. İlk soracağımız sorular low level sorular olmaması gerekiyor. Daha İşin matematiğidir. büyük Altında şeyler. yatan şeyler bunlar low level. Bunları içine girmeye kararını verdikten sonra zaten düşünürsün. Ve bunun aslında zararı şu. Bu biraz daha sistem alanlarına daha zararlı. Hatta belki sizde de çok geçerli olabilir. Eğer ilk sorduğun sorular low level sorular olursa zamanla sorması zor ve önemli sorular yerine cevapları bulması kolay sorular iyi gittik. Geldi tekrar. Yani tekrar cümleyi. Zamanla insan hani eğer sürekli low level sorular sorar ve low level sorulara odaklanırsa zamanla artık çözebileceği sorular sormaya başlıyor. Yani matematiğini bildiği sorular sormaya başlıyor. Bir comfort zone oluşuyor ve onun dışına çıkmıyor. Oysa ki yani bilimde bizim yapmamız gereken, özellikle doktoraya başlayacak bir insanın bence yapması gereken önemli şey şu. Kendine bir amaç edinecek, kendine bir soru edinecek ve bu soruyu çözmek için gerekli skill seti geliştirmeye hevesli olacak. Geçmişten getirdiği skill seti hemen comfort zone oluşturup oraya atlamayacak aslında. Low level sorular sormanın en büyük zararı o. Şeye göre soru seçilmez yani. Çözebileceğine göre soru seçilmez. Yani Yani o kolay önemli bir gelmiyor. faktör. Yani çözebilmek tabii ki önemli bir faktör de yani ilk faktör o değil. Ben de şu an hem daha fazla kızıyorum hem de mantıklı geliyor zaten. Peki daha çok da böyle çok da alanların derinlerine dalmadan daha böyle doktora süreciyle alakalı sorular sormak istiyorum aslında. Şimdi ikinci sene, ilk seneyle arasındaki fark ne? Bu yüksek lisansa doktora arasındaki fark ne? Doktora seçerken nelere dikkat edildi veya nelere dikkat edilmeli? Kimle çalışmak mı daha önemli? Tabii başka bir ülkede başvuruyoruz. Amerika'da atıyorum yaşayacaksın yani ne bileyim bambaşka bir ülke, bambaşka bir okul. Nelere dikkat etmek lazım? Veya işte okula mı dikkat etmek daha önemli yoksa hocaya mı ülkeye mi? Ya o, yine ülkeden ülkeye çok değişecek tavsiyeler. Alandan alana çok değişecek tavsiyeler. Yani zaten ben Ama bunu şey olarak ayırıyorum ya. Bir Amerika için bir ayırıyorum aslında kafamda en azından en tepede. Bir de bir Avrupa için ayırıyorum. Sonra tabii kendi içlerinde de ayrılıyor da. işte yani Avrupa'da genel mantık şudur. Yani seçeceğin hocayı doğru seçeceksin. Benim bildiğim kadarıyla. Sadece bu kadarını biliyorum. Çünkü yani daha sonra çok değiştirilmiyor hoca. Kolay değiştirilmiyor. Değiştirebiliyorsun ama yani biraz baş ağrıtıyor. Amerika'da da okulu doğru seçeceksin ve departmanı aslında. Amerika'da okulların içinde departmanların da kültürleri çok farklı. İyi bir departman seçin. Yani departman kültürüne iyi bakmak lazım. Öğrenciler genel olarak mutlu mu? Bunların survey'i çok yapılıyor. Şimdi okul ismi vermeden şu bilgiyi vereyim. Yani gerçekten bazı departmanlarda Amerika'daki çok büyük okullar bunlar. Öğrencilerin doktoraları normalde sürmesi gerekenden 2-3 yıl daha fazla sürebiliyor.
bu ya hoş bir durum değil mesela. Bunun istatistiğine biraz bakmak lazım böyle bir okula başvurmadan önce ki bizim ülkemizden gözü kapalı başvuran öğrencinin çoğu bu okullara çok güzel başvuruyor, hevesle başvuruyor ve hevesle gidiyor ve gittikten sonra çok mutsuz oluyor. Öğrenci mutluluk anketleri var mesela birçok okul için. Bunlara biraz bakmak lazım. Ya ben şunu söyleyeyim, Stanford'da mutluyuz. Stanford öğrencisi genel anlamda mutlu. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi dediğim gibi rotasyon sistemi, hoca seçebiliyorsunuz. Her okul böyle değil. Bazı okullar Amerika'da gerçekten sizi en azından bölüme bağlıyor. Yani alt dala bağlıyor. Diyor ki sen geliyorsun, sen burada işte sadece şu alt dalda çalışabilirsin. Bazı okullar işte size iyi para vermiyor. İşte yani bizimki de çok iyiydi bu arada. Yani biz de yine biraz yoksulluk sınırında yaşıyoruz ama doktoranın kaderi zaten. Ama yoksulluk sınırının da altında yaşamak zorunda kalan doktoralar var. Yani ona da biraz dikkat etmek lazım. Özellikle özel okul ve devlet okulu arasında bir fark olabiliyor bu tarz durumlarda. Bir de hani tabii ki en önemlisi, yani en önemlisi biraz en son saklamış oldum ama çalışmak isteyeceğiniz hocanın olması. Çalışmak isteyeceğiniz bir alanın olması. Ve bu biraz daha bireysel bir görüş benimki ama çalışmak isteyeceğiniz hocanızın yanında yedek Yedek planın planlarınızın olması olması lazım. lazım. Biraz yani şöyle bir yedek plan olması lazım. Gittiğiniz hoca öğrenci almıyor olabilir. O alanı sevmeyebilirsiniz gittikten sonra. Başka bir alanda çok hoşunuza gidebilir. Hani bölümün farklı alanlarda da iyi olması iyi bir şey genelde. Mesela Buna bununla dikkat etmek. alakalı benim kestim ama yani bununla alakalı mesela iki korkum var benim. Bir, Stanford, işte ne bileyim MIT vesaire böyle okulları hedefleyen birisi için oranın çalışma temposu acaba uyuyor veya uymuyor olabilir mi? Öyle bir kısım var bence. Yani tahmin ediyorum ki Stanford'daki insanlar bayağı sıkı bir şekilde çalışıyordur. En azından ben internetteki derslerine baktığım zaman da bile şeyi görüyorum. İşte approximate hours diyor işte ders saati dışında ayrılması gereken. 16 yazıyor mesela. Benim şu anki lisanslıyım ben. Böyle bir şey yok. Yani tüm dersleri aldım, tüm dersleri 16 saat ayırsam uyuyacakmış gibi yani daha çok. Bir tanesi de bu okullarda olmanın getireceği baskı olabilir mi acaba diye. İşte ben Türkiye'den geliyorum, çok iyi bir okuldayım, çok iyi bir programdayım. Bunun getirdiği baskılar neler olabilir? Böyle bu kadar iyi bir programda olmanın. Veya bunları yaşanılıyor mu bunlar sizin için veya sizin çalışma arkadaşlarınız için? Yani impostor sendromuna giriyor musun diyorsun. Yani giriyoruz tabii Kısmen. ki. Şimdi şunu bir düzelteyim öncelikle. Biz bir tane ders alıyoruz dönemde. Doktora da hani öyle 5 tane 6 tane ders alamazsın. Yani dönemde bir tane ders alıyorsun. Maksimum 2 alırlar. Yani 3'ü kaldırabilecek insan yok zaten. Dolayısıyla da 15 saat harcanan dersler genelde zaten hani CS229 filandır. O işte machine learning dersi Şey, ünlü. probability falan. Andrew Ng mi veriyordu? Öyle bir dersi alacaksan zaten o dönem başka bir ders almayacaksın. Hocana da diyeceksin hocam bu dönem ben yokum haberin olsun. Yani ben vaktim bu derse gidecek zaten. Şunu da söyleyeyim yani dersleri anlamıyoruz. Ben anlamıyorum. Ben dün istatistik sınavına girdim dün akşam. 4 tane soru vardı. 2 tanesini boş geçtim. Bir tanesini yarı çözdüm. Bir tanesini çözdüm zaten. Yani bu şekilde oluyor zaten. Hani şey gibi olmuyor. Ya Bütün soruları çözmüyorsun. belki kötü bir şey diyeceğim ama rahatladım. Onu söyleyeyim bir oh çektim yani. Oh tamam. En azından tek anlamayan ben değilim herhalde falan. Oldum böyle. İşte aradaki fark ne biliyor musun? Yani o öğrencinin Stanford'da olmasının sebebi ne biliyor musun? Ben onu sana söyleyebilirim. O öğrenci anlamadığı zaman keyif alıyor. Korkmak yerine. Ya da hani ben de İlk başlarda bilmediğim şeyden çok korkardım. Bilmediğim şeye bakmak istemezdim. Ki bu araştırma noktasında şuna translate ediyor. Sadece bildiğin soruları cevaplamaya çalışıyorsun. Daha sonra zamanla öğrendim ki özellikle yüksek lisansta öğrendim ki bilmediğim şeyler daha eğlenceli. Bilmemek keyifli bir şey yani aslında. Çünkü bir yapboz gibi yani. Çözmeye çalışıyorsun, anlamaya çalışıyorsun. Bilmem beklenmiyor zaten. Bir de Bilmek için, yani öğrenmek için oradasın. anlayınca gelen bir haz da var. Ya yani bazen bir eşik geçilince her şey oturuyor. O oturunca her şey o ha sesiyle birlikte gelen bir haz oluyor. Ben onu çok seviyorum mesela anlamadığım şeyler. Pek O çok imbos. olmayabiliyor yani tabii. Hiçbir zaman anlaşılmıyor. Üç Peki defa tamam. aldım kuantum alan teorisini. Hala da anlamış değilim. Başlayalım. Benim mezun ol yani Amerika'da mesela biriyle konuştuğunuz zaman lisanstan hangi üniversiteden mezun olduğunu size söylemez. Ortalamasını söylemez. Derecesini söylemez. Hani bunlar önemli değildir çünkü. Genelde ne konuşursunuz? Hani lisans dönemine yönelik bir şey mi konuşacaksınız? O zaman şey konuşursunuz işte hani
Ha, ne araştırma yapmışsın sen lisansta? Ha, şunu yapmıştım. Ha, güzel. Şimdi neye devam ediyorsun? Buna devam ediyorum. Ha, süper falan diye konuşuyorsunuz. Yani oturup da öyle işte ya, labeling şeyler var ya, bu işte damgalar. Damgaları çok konuşmak gibi bir dertleri yok. Bir de zaten mesela şu yanlış bir anlayış. İşte Amerika'da Stanford'a doktora gelenlerin çoğu MIT'den, Harvard'dan undergrad. Yok yani. Tamamen second tier, third tier okullardan geliyorlar. Ama hepsi first tier insanlar bu arada. Yani çok kaliteli insanlar. Öyle bizdeki gibi şey olayı yok yani. 3-5 tane okul var. En iyi öğrenci bunlar hiçbir olayı yok. Ben hatta şu argümanı bile savunabilirim belki günün birinde. Şu an tam yeteri datam yok ama sınırlı datamla şunu da söyleyebilirim. Gördüğüm kadarıyla second year okullardan çok kaliteli insanlar çıkıyor. Yani çok çok kaliteli. Böyle şundan dolayı, çünkü yani bütün kaynak onlara kalıyor. Bütün kaynak onlara kaldığı için o kaynakları çok iyi kullanıyorlar. Ve hani çok üst derecede geliyorlar bir anda. Türkiye'deki belki en büyük farklardan bir tanesi bu. İnsanlar çok şeye odaklanmış durumda. Hangi okuldasın? Neredesin? Hangi bölümdesin? Diploma notun kaç? Bilmem ne kaç? Yani tamam, bunlar belli bir yerde haklılığı var bunun tabii ki. Çünkü Türkiye'de yüksek lisansa başvurduğunuz zaman hangi okuldan olduğunuz tabii ki önem arz ediyor. Ama yurt dışına başvurduğunuz zaman şunu söyleyebilirim. Kimse hiçbir okulu bilmiyor. Ben Boğaziçi'ndeyim dediğim zaman benim hocam, neresi orası? Hani Bosphorus falan dedim. Ha, ben gitmiştim. Çok güzel bir şey vardı orada. Üniversite vardı. O mu falan diyor. Öyle hani belki biraz ODTÜ'yü biliyorlar Stanford civarlarında. Hani belki işte MIT civarlarında da Boğaziçi'ni biliyorlar. Hani önceden öğrencinin gittiği gruplar biliyor ama onun dışında okulun çok bir önemi yok yani. Hani ona çok bakmıyorlar. Neye bakıyorlar? Yaptığınız araştırmaya bakıyorlar. Daha da önemlisi, yaptığınız araştırmayı kimle yaptığınızda ve referansı kimden aldığınızda ve nasıl bir referans aldığınızda bakıyorlar. Ama bizde lisansta böyle bir akademik anlayış yok zaten. Bizdeki genel anlayış, belki son birkaç yılda değişmeye başladı ve çok hoşuma gidiyor bu değişim. Ortalamanı yüksek tut. Ortalamanı yüksek tutarsan günün birinde iyi bir doktoraya girersin. Bununla Başka alakalı mı? insanları ezeceksin. Sen en iyisi olacaksın. Bütün ödülleri sen alacaksın. İsminin önünde okul birincisi, bilmem ne ödülünün sahibi, bilmem ne ödülünün sahibi yazacak. Bunları yaptığın zaman da en iyi yerler senin olacak ve en iyi okullardan mezun olacak. Yani bununla Yok yani. alakalı ben iki şey söylemek istiyorum. Özellikle ortalamayla alakalı. Bir kere farklı okullardaki dersin içeriği aynı olmuyor. Dolayısıyla bu dersleri farklı farklı okullardan gelen öğrencilerin ortalamalarını alıp karşılaştırmanın çok değerli olduğunu düşünmüyorum ben. Yani iki farklı okuldaki biyoloji dersini biliyorum. İkisi arasında dağlar kadar fark var. Diğerinden 100 almış olması bence çok bir şey ifade etmiyor mesela. Ezberleyip oraya nöronun bölgelerini yazmak bir şey ifade etmiyor yani bence. Bu bir. Benim görüşüm tabii. İki, bence o okullara dikkat etmenin en tek iyi kısmı mental olarak bir kısa yol olması. Yani iyi kısmı derken bazen kötü de olabiliyor tabii. Çünkü o okullarda olup görece daha ilgilenmeyip sonuçta hayat değişmiyor. Boğaziçi'ne girersiniz ve hayatınız çok değişir. Belki okuldan uzaklaşırsınız, bir şey olur. Bir sürü bir şey olabilir. O kısa yolun artısı şu oluyor olabilir. Boğaziçi gibi okullardan rastgele bir kişi seçince istediğiniz tarzda olma olasılığıyla şimdi işte ben doğuşta okuyorum. Doğuştan seçip rastgele bir kişi seçince öyle olma olasılığı arasında bir fark olduğuna inanıyorum. Evet, yani o şey zaten O girişten anlamda dolayı. bir Dolaşan öğrenci zaten giriyor. aynen. Yani o anlamda bir fark oluyor ama genel olarak katılıyorum. Peki yani biraz da kestim ama şeye gelmek istiyorum. Yani yüksek lisans Türkiye'de yapmadım. Çünkü ben mesela Türkiye'de yapmak istiyorum yüksek lisansı. Eksileri artıları nedir? Bu kafadan nasıl kurtulacağız? Yüksek lisansı burada yapıyorken. Tabii yani işte şuna bağlayacaktım aslında ilk başta. Yani işte bu collaboration ve rekabet kafası. Bizim en büyük fark bence Türkiye'deki akademiyle yurt dışında, yani Amerika'da göreceğiniz akademi arasında, rekabet sizi çok bir yere götürmüyor. En azından doktora sürecinde. Sonrasını bilmiyorum. Büyük ihtimal sonrasında çok daha tekrar geri giriyordur ama doktora sürecinde rekabet, hani ne lapta isteyen öğrenci olursunuz çok rekabetçi olursanız, yani ne de işte hani başarılı olabilirsiniz. En temel fark bu. Şimdi Türkiye'de kalmak, bununla alakalı bir blog yazmıştım aslında, hani yüksek lisans nasıl, yani yüksek lisansı nasıl tercih etmelisin, ne özelliklerine Hatta onun bakmalıyız linkini de vesaire diye. ekleriz bu videonun altına. Şuna başlayalım. Türkiye'de çok kaliteli yüksek lisansından okullar var. Ve bunların yüksek lisanslarından çok iyi yerlere gidebiliyor insanlar ve çok harika beceriler kazanabiliyorlar bunlar da. Bunlara böyle yurt içi kötü, yurt dışı iyi gibi bakmanın hiçbir anlamı yok.
Yurt dışında da bu arada çok kalitesiz okullar var. Yani yurt dışında yüksek lisans yapılacağını Türkiye'de yani Koç'ta işte Boğaziçi'nde Sabancı'da vesaire daha bir sürü okul sayılabilir burada. Yüksek lisans yapılması çok daha mantıklı diyeceğimiz okullar da var zaten. Burada temel bakılması gereken birkaç bir şey var. Birincisi yüksek lisans süresince hani liderlik özelliği kazanacak mı öğrenci? Yani bir projeyi lead edecek mi? Bir proje onun olacak mı? Bu projeyi baştan başlayıp ya da en azından ortadan alıp devralıp işte sonuna götürebilecek mi? Bu çok önemli bir faktör. İkinci bir faktör tabii ki maddi durumlar. Yani okula para veriyorsanız yüksek lisans gerçekten biraz tatsız oluyor. Özellikle yurt dışında. International bir öğrenci olarak gidiyorsunuz. Ya Amerikalıların işte burs alıyorlar Amerikalı için. Amerikalıların da tamamı Amerikan hükümetinden burs alabiliyorlar. Siz Amerika'dan hem 3 kat daha fazla tuition ödüyorsunuz hem de burs almıyorsunuz. Ama o çok koyabiliyor. Yani bunu çok tavsiye etmem. Ama ne oluyor? Benim kanadadaki gibi %100 burslu ve size tamamen yaşama ihtiyaçlarını karşılayan bir sürü program da var. Bunları biraz araştırıp bulmak gerekiyor. Öyle kolay bulunmuyor bunlar. Onları bulup onlara başvurulabilir. İşte Türkiye'de de çok güzel burs sağlayan yüksek lisanslar var işte. Özellerin birçoğu hani şey işte Koç, Sabancı gibi özel okullar çok güzel imkanlar sağlayarak sunuyorlar. Bunlar tercih edilebilir. Peki mesela hani bu okullara girdik, bu yüksek lisanslara girdik, sonrasında neye dikkat edeceğiz? Belki de ilk dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi de şey işte hani ders odaklı yaşamdan araştırma odaklı Senin yaşama araştırma becerileri geçmek. kazanman gerekiyor ve bir araştırmaya katkı sağlaman. Yani bilime gerçek anlamda bir katkı sağlaman gerekiyor. Evet bir şeyleri öğrenmek güzel ama bu şeyleri ya nasıl diyeyim bu şeyleri öğrenince bilime çok bir katkı sağlamıyorsun. Onu araştırmaya dökmediğin sürece. Bir şeylere katkı sağlaman lazım ki karşıdaki insan görüp hani tamam bu benim lobuma geldiği zaman çalışacak diyebilsin. Bir şeyleri bilmenizin çok bir anlamı olmuyor. Çünkü öğreniyorsunuz genelde araştırma sonrasında. Bir de araştırmayla dersin çok büyük ciddi bir farkı var. Yani derste böyle 4-5 ayda öğrendiğiniz şeyi araştırmada birkaç hafta içerisinde öğrenmeniz falan gerekebiliyor. Yani biraz hızlandırılmış gibi oluyor araştırma yaptığınızda. Ya yüksek lisansta buna geçilmesi gerekiyor. Mentaliteye geçilmesi gerekiyor. Yani hala daha GPA peşinde koşuyorsa yüksek Şey lisansı işte o biraz söyleyeyim. sıkıntı. Lab'da yüksek lisans öğrencileri var. Ve şu an aslında bitiriyorlar ve doktora sürecine başlamak için haralırla aslında okul arıyorlar veya program arıyorlar, hoca arıyorlar vesaire. Şöyle bir anlayış görüyorum ben. Siz zaten bir sürü okula başvurun. Hani safe okul olarak veya çok çalışmak istemedikleriniz de dahil. Zaten birçoğundan red alıp daha sonra sizi kabul edenler arasından seçim yapacaksınız. Bana mesela bu çok doğru bir şeymiş gibi gelmiyor. Çünkü mesela istemediğiniz bir konuda doktora yapmak, doktora sürecinin zaten ağır olduğunu biliyoruz. Hani istemediğimiz konuda bir de doktora yaparsak zaten ağır olan bir süreci daha da ağırlaştırıp çok kötü bir noktaya gidebilir gibi geliyor. Ama böyle bir anlayış var. Bunun hakkında bir şeyler diyebilir misiniz? Bunun hakkında bir şeyler diyebilirim. Evet. Anlayışa katılıyorum öncelikle. Biraz plot twist olacak. Şundan dolayı Amerika'da birçok okulda departmanlar arasındaki bağlar da o kadar, yani şey duvarlar da o kadar kalın değil. Yani siz bir okula başvuruyorsunuz, okula kabul aldıktan sonra okulla alakalı yaptığınız araştırma genelde daha derin oluyor. Yani okula ilk başvururken o kadar derin araştırma yapmıyorsunuz. Başvurudan kabul aldıktan sonra bir anda yeni yeni şeyler fark etmeye başlıyorsunuz. Aa işte sallıyorum işte Wisconsin'de ben fiziğe başvurdum ama matematikte şu hoca varmış ve benim istediğim alanı birebir aynısını çalışıyor falan gibi şeyler çıkıyor mesela. Bundan dolayı biraz o bakış açısına katılıyorum ben. Çünkü daha sonra girdikten sonra fizikten de girseniz büyük ihtimalle o matematikteki hocayla çalışabiliyorsunuz. İkincisi en iyi öğrencinin bile başvurusu çok güçlü bir öğrencinin bile büyük ihtimalle alacağı maksimum acceptance rate %30 filandır. Yani Hiç siz tahmin ettiğim gibi olmadı. tabii canım yani ben de hani yüzde benimki biraz daha ben biraz hani şey de başvurdum çünkü ben low tier falan da başvurduğum için benim %40 %50 civarındaydı. Ki bu hani şey dilinde başvuru dilinde çok yüksek bir oran. Bu şey demek, biraz başvurmam gerekenden düşük başvurmuşum bazı yerlerde demek. Normalde beklenilen oran %15, %20 civarındadır. Şey için hani çok çok iyi bir öğrenci ve düzgün bir başvuru gönderdiyse. Ama yani özellikle şu an korona dönemi de olduğu için bunun %5, %10 civarında olacağını varsayabiliriz. Ve bu bir random process. Dolayısıyla hani ben %10 derim ve %0'da çıkabilir bu. Ve bu yaşanlıyor yani. Ben ilk yılımda bunu yaşadım. Başvuruyu gönderdim ve oran çok
Gayet düşük doktorlarda kaçtı yani. 13 tane doktoraya falan başvurmuştum. İkisi kabul etmişti yani. Ve bunların ikisi de en düşük başvurduğum iki okuldu. Başvuruyu yaparken dikkatli olmak lazım. Bazen hani sıralamalara çok bakmamak lazım. Sıralamalardan daha çok sizin hani çalışmak isteyip istemediğiniz insanların olup olmamasına bakmak daha önemli. Çünkü o sıralamalar her okul kendi bir sıralamada ilk 10'a sokuyor yani. O çok şey değil. Farklı farklı sıralamalarda farklı okullar işte. Bir de o sıralamaların hiçbiri sizin doktora tecrübenizle alakalı da değil yani. Yani ne yapılması lazım? İşte mesela benim alanımda normal herhangi bir şey alanda o kadar iyi olmasa da benim alanımda, benim spesifik alanımda yani fizikte o kadar çok iyi bir okul olmasa Duke mi vardı mesela? Duke second year bir okuldur normalde bizde. Ben mesela Duke'e seve seve başvurmuştum. Çok isteyerek başvurmuştum. Çünkü gidecektim yani eğer kabul alsın. Yani kabul aldım. Eğer Stanford kabul vermeseydi gidecektim de mesela. Çünkü orada benim çalışmak isteyeceğim çok harika bir insan vardı. Aynı şekilde işte Washington, University of Washington şeydeki San Diego'daki sanırım. Orada da yine düşük bir okuldu orası şeye göre. Sıralamalara bakarsanız. Ama orada da çalışmayı düşündüğüm bir insan vardı. Oraya da başvurdum. Oraya hatta galiba başvuruyu tamamlayamadım daha sonra. Bir şey oldu. Yani bir yoğun bir dönemde oraya şey yapamadık da. Ondan önce bir kabul mü geldi? Bir şey oldu. Neyse ama hani başvuracaktım yani. Niyetim de vardı. Yani şunu demeye çalışıyorum. Şeyden daha çok hani ben işte Stanford'a başvuracağım. MIT'ye başvuracağım. Harvard'a başvuracağım. Cornell'e başvuracağım. Yale'e başvuracağım. Alakasız yani Stanford'da mutlu olacak bir insanın sallıyorum Harvard'da mutlu olma ihtimali oldukça düşük. Harvard'da mutlu olacak bir insanın da Stanford'da mutlu olma ihtimali oldukça düşük. Bunlar çok farklı kültürde okullar. Ya, okul kültürü çok farklı. Ya ikisine birden başvuruyorsanız en azından biraz bilinçli başvurmak lazım. Yani bunun bilincinde olarak başvurmak lazım. Şey yani böyle sıralama yapıp üstten aşağıya o şekilde başvurmamak lazım tabii ki. Yani top okullardan 3-4 tane seçiyorsunuz beğendiğiniz. Ortaokuldan 3-4 tane seçiyorsun ama 15 tane falan 10-15 tane okula başvurmakta fayda var. Yani kabul oranının %10 olduğunu varsayarsak en azından bir okuldan kabul gelmesi için 10 okulda başvurmak gerekiyor. Girdikten Tamamdır. sonra bakıyorsunuz genelde. Yani girdikten sonra daha iyi bakıyorsunuz ve ondan sonra seçiyorsunuz asıl okulu. Ha, tabii şey çok yüksek çıkıyorsa da başarı oranı muhtemelen overqualified olduğumuz hani okullara başvurduk vesaire vesaire. Peki bence bu da iyi oldu. Çünkü benim düşüncem farklıydı bununla alakalı. Farklı bakış açısı da edinmiş oldum. Peki mesela şu an doktora da Stanford'dasınız. Tabii doktorun bitmesine daha var. Fakat Türkiye'deki iş marketini takip ediyor musunuz? Türkiye'ye dönme gibi bir şey fikir var mı mesela veya böyle bir fikir varsa veya gün gelince sizce nelere dikkat edeceksiniz? Belki şu an Şöyle erken bir soru sorabilirim. ama. Öncelikle baştan başlayayım. Türkiye'ye dönme gibi planım var mı? Evet. Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum. Türkiye'ye dönmek ne kadar mantıklı? Bence evet yine mantıklı. Ya ben biraz idealist bir insanım. Sonuçta şu var. Ya biraz fazla idealizm olacak ama. Ben hani o hayatım boyunca hiçbir okula para ödemedim. Hatta burs aldım bütün eğitim hayatım boyunca ve çoğunu zaten devletten aldım. İşte hani 200 bursunu almıştım Boğaziçi'ne geldiğimde vesaire falan. Bunun sonuçta hani size vermiş olduğu bir yükümlülük olduğunu, vicdani bir yükümlülük olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta o bursları da insanların vergileriyle alıyorsunuz. O vergilerle o bursları alıp daha sonra yurt dışında yaşamak hani yapılabilir. Bu hani ahlaki olarak yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum bunun. Ama ben kendi adıma dönmeyi düşünüyorum. Biraz bu vicdan yükümlülükten ötürü. Peki ne kadar mantıklı dönmek? Bazı şartlar sağlandığında aslında oldukça mantıklı olabilir. Çünkü ben zaten teorik çalışan bir insanım. Yani Türkiye'de döndüğümde herhangi bir okulda oturup Stanford'da işte sallıyorum yaptığım araştırmanın çok daha benzerini yapabilecek şekilde dönebileceğime inanıyorum. Yani şu anlatan temel amacım bu şekilde geri dönebilmek. Yani geri dönüp de yaptığım araştırmanın kalitesini düşürmek istemiyorum. Aynı kalitede araştırma yapmayı devam edebilecek şekilde dönmek istiyorum ve bunu Ama yurt başarabileceğime dışında de olmak gibi inanıyorum. bir fikir yok değil mi? Hiçbir şekilde. Olabilir. Yani araştırma olan yerde olurum. Yani araştırma yapmayı düşünüyorum hayatım boyunca. Orası doğru. Benim için de mesela öyle bir zaman zaman bir ikilem oluyor. Mesela karar vermekte zorlanıyorum. Akademinin mesela şu an kolabora doktora sürecindeyken en azından işbirliği şeklinde ilerlemesi gerektiğini söylüyorsunuz. Ama mesela sonrasında çok ciddi bir rekabet varmış gibi geliyor. Özellikle bu tenure pozisyonları için vesaire. Okullardaki bilmem ne ve
şey alıyorum böyle. Yani bunu yapmaya acaba değer mi? Çünkü o günün şartlarında başka şeyler de olabilir. İşte ne bileyim, evli olabilirim, çocuğum olabilir, onlara vakit ayırmak istiyorum. Bambaşka bir şey de olabilir. Bunu öngörmesi çok zor. Dolayısıyla şöyle bir soruyla geleceğim aslında. Lisansüstü eğitimde bu yüksek lisanstan ziyade doktora özgü bir soracak ama yüksek lisansa dahil. Burada edinilen beceriler, öyle ya da böyle bir şekilde kendimizi geliştiriyoruz, belli bir beceri setine ulaşıyoruz günün sonunda. Ve devam ediyor tabii de geliştirmek. Acaba akademi dışına taşınabilir mi? Veya gün geçtikçe akademiyle dışarısının amaçları örtüşüyor mu? Bir yerde yapan bir kişi diğer tarafta yapmaya başarabilir mi acaba? Ya akademi ile endüstri konusunda çok yorum yapabilecek yetkinlikte değilim. Çünkü endüstriye yeteri kadar tecrübem yok. Ama gördüğüm kadarıyla evet ve hayır. Endüstrinin kendine ait skill setleri var ve bunları geliştirmek gerekiyor. Amaçlar biraz farklı olabiliyor. Dolayısıyla hani bir akademisyen endüstriye girerse %100 başarılı olur mu? Hayır. Akademisyen endüstriye girdiğinde sıfırdan birçok şeyi öğrenmeye razı bir şekilde girerse başarılı olabilir mi? Büyük ihtimalle evet. Peki bu beceriler akademisyeni özel kılar mı? Kılar. Yani akademide kazanmış olduğu beceriler akademisyeni özel kılar. Zaten genel olarak bütün mantık bu değil mi? Yani olabildiğince kendinizi özelleştirmeye çalışıyorsunuz. Yani sizin yerinize başka bir insanın aynı işleri yapamayacağı bir hale gelmeye çalışıyorsunuz. Akademi bu özelliği veriyor. Ama tabii ki temel becerileri kazanmazsanız hiçbir önemi yok bu özelliklere sahip olmanın. Yani temel beceriler için sıfırdan başlamanız gerekiyor birçok şey. Ama akademide de böyle. Yani nereye giderseniz gidin. Doktora bitecek, postdoc'a gideceksiniz. Sıfırdan her şeyi yeniden öğreneceksiniz yani. Peki mesela bu özelleşme, mesela gün geçtikçe de alanlar olaylar interdisiplinerleşiyor daha doğrusu. Yani araştırmalar daha interdisipliner oluyor, işte daha fazla kolaboratif araştırma yapıyor, başka lablarla birlikte ortak araştırmalar yapıyor. Yani işte sizin dediğiniz gibi fizikçi de kabul ediyor mesela ama nörobilim laboratuvarı vesaire falan. Bu özelleşme biraz buna ket vuruyor mu? En azından bireyin kendi başına interdisipliner olmasına. Zaten mümkün de değil de en azından onu biraz yavaşlatıyor mu? Onu merak ediyorum. Yani ne bileyim. Halktan bir insanım. Mesela Trabzon'dan doğmuş, büyümüş, çıkmış bir insanım yani. Entelektüelizm akımını da çok anlayamıyorum. Çok sevmiyorum da yani. Şeyini sevmiyorum yani. Hani halktan ayrı olmuş hissi uyandırmasını sevmiyorum ama akımı bilmediğim için bu akıma ait mi yoksa bize uyandırılan his mi onu da çok bilmiyorum. O yüzden bu konuda çok bilmiyorum. Hı? Ben biraz böyle akım üzerinden değil de mesela benim şu anda baktığım zaman ilgilendiğim bir sürü şey var. Ne bileyim sosyal psikoloji ilgimi çekiyordu ilk başta lab vesaire olayları başta. Sonra evrimsel psikoloji tamam o çok birbirinden bağımsız değil. Ya, tamam bunları öğrenecekse biyoloji öğrenilmesi lazım. Bilimin tanımından gereği diye düşünüp oturup biyoloji öğrendim. Sonra şimdi matematik diyorum. Data science related matematik diyorum. Programlama diyorum vesaire falan filan. Diyorum ki abi bu kadar fazla öğrenecek şey var. Ama bir Hmm. yerde de yer edinmek için uzmanlaşmak gerekiyor gibi duruyor. Ne yapacağım gibi bir noktada oluyorum böyle. Aslında buradan sormaya çalışmışım sanırım. Pardon, ben yanlış anlamışım. Yok. Evet. Hem evet hem hayır. Şöyle, o becerilere ihtiyacın oluyor. O becerileri her türlü kullanıyorsun bir yerde. Ama zamanı geliyor. Gerçekten belli noktalarda özelleşmek gerekiyor. Özelleşmeni şuna göre seçiyorsun. Öncelikle bütün becerilerin sende bir kalıyor. Ve bu becerilerin senin aslında o ilk giriş şeyini açık tutuyor yani çanağını. Farklı farklı alanlara girebiliyorsun. Ondan sonra genelde bir yeri daha çok seviyor oluyorsun ve ona giriyorsun ama diğer özelliklerin seni terk etmiyor yani aslında. Onlar her zaman seninle, diğer ilgilerin. Ve bir yerden sonra aslında interdisipliner çalışma biraz buradan da geliyor. Yani bireyin kendisi de bir yerden sonra interdisiplinerleşmeye başlıyor. Ya ben mesela fizikle ilgili İşte ne bileyim işte kuantum alan teorisiyle ilgili araştırmalarımı yaptım ve şu anda hiç işime yaramıyorlar gibi duruyor yeni alanımda. Ama yani düzenli olarak keyif amaçlı burada çıkan makaleleri okuyorum. Halen bana mutluluk veriyorlar, hala ilgimi çekiyorlar ve bir konferansa gittiğimde mesela bir insanla bunlar hakkında tartışabiliyorum. Yani benim kişiliğimin bir parçası. Ha diyeceksen ki peki bunlar senin iyi bir pozisyon elde etmen yani biraz pragmatik olalım. Akademide ilerledin, her şey bitti. Bir alanda özelleştin, diğer alanlarda biraz daha hobi seviyesinde bir ilgin vardı. İşe başvurdun. Başka birisi o hobi seviyesindeki ilgilerini hiç bırakmış hepsini. Daha da özelleşmiş. Hanginizi alırlar? Yani bu sorunun cevabı şu. Böyle bir durumda seni değil de diğerini alacak olan insanı diğer insan alacak olan bir yerde sen çalışmak ister misin? Ya yani herkesin sadece bir şey bildiği bir yerde çalışmak ister misin? Ben istemem.
ben teknik şeylerden konuştuk aslında. Diğer konuşmalarımızda şey de dendi. Akademide kalacaksanız sınır koymayı bilmeniz lazım. Yani iyi olur en azından bunu. Mesela bunları hiç konuşmadık. Aslında bunlarla alakalı bir şeyler söyleyebilir misiniz? Mesela sınır ortak noktasıydı. Her katılan dedi ki sınır koymanız lazım. Oturum hafta sonu maillere bakmıyorum gibi. Çünkü akademi içine çekip böyle inanılmaz bir yoğun bir şekilde içine çekip hiç bırakmamış gibi. Sürekli araştırma yapmam lazım. Eve gideyim daha rahat araştırma yapıp çalışayım gibi. Bir noktaya çekiyor. Bir sonu yok gibi oluyor. Sürekli çalışmıyor gibi oluyor. Gibi geliyor bana. En azından ben öyle görüyorum. Ben şunu söyleyeceğim. Bu konuyla alakalı yine bir yorumum vardı geçenlerde. Ya, herhalde blogda bir yazı yazmıştım da. Long term'de bir sınır olması lazım. Yani uzun süre boyunca genel bir kuralın olması gerekiyor. Yani işte ben pazar günleri çalışmıyorum. Ya da işte sallıyorum ben hafta sonları maillerime bakmıyorum gibi. Ama yani çalışmayı da buna göre iyice bir tanımlamak gerekiyor. Aldığınız yine bittim geldim. Evet. Yani keyif aldığınız şey yapmanın sıkıntısı şu. Çalışmak mı değil mi? Bunun tanımı nerede başlıyor, nerede Sınır bitiyor bilemiyorsun. koymuyorsun. Koymadan da insanın çok uzun süre boyunca alanda kalabileceğini zannetmiyorum. Ama bu şöyle bir sınır. Bu fluctuate edebilir. Bir hafta pazar günü çalışmak zorunda kalabilirsiniz ve bu sizin için dünyanın sonu demek değil. Sonraki hafta cumartesi günü de çalışmazsınız. 2 gün tatil vermiş olursunuz gibi. Bir sınır olması gerektiğini ben de savunuyorum. O olmasa zaten düzenli olarak kalamazsınız. Uzun Ben olduğunu şunu söylüyorum. söyleyeceğim. Bilmiyorum ne kadar farklı olacak daha önce söylenenlerden ama biz de özellikle lisans eğitiminde ve belki yüksek lisans eğitiminde de çok emin değilim. Yazma eğitimi verilmiyor. Fon nasıl yazılır? Makale nasıl yazılır? Ya da genel olarak şeye bakalım. Yani bütün bir şeyi, genel bir konuyu kısa kısa cümlelerle çok uzatmadan, abartmadan nasıl karşıdaki insana yazarak iletirsiniz? İngiliz dili edebiyatı okumanın galiba artısını görebileceğim nadir alanlardan birindeyim şu an. Bilim tamamen bu ama. Yani fon almak ne yaptığınızdan daha çok bunun ne kadar iyi karşıya ettiğinizle ilgili. Makalelerinizdeki hani hem makalenin citation alma oranı hem de makalelerinizin kabul edilme oranları sizin matematiksel yaptığınız işlemlerle ilgili tabii ki belli bir yerde ama yani büyük sonuç ne? Alanı nasıl değiştirdi? Neler yaptı? Bunlarla ilgili. Ya 2 tane makale alıyorsunuz elinize gerçekten. Bir tanesi mesela bu sorulara çok güzel cevap vermiş oluyor. O makaleyi okumak bir keyif oluyor insan için. İkinci bir makale alıyorsunuz elinize. İşte bu sorulara çok cevap vermemiş oluyor ama matematiğe böyle harika işte. Hiçbir eksik yok. İşte her şeyi, her adımı teker teker yazmış ama anlayamıyorsunuz ki. Yani tamam yazmışsınız çok güzel ama ben anlayamıyorum. Yani büyük adım ne, şey ne. Ve ben ilk yüksek lisansı başladığımda ve bence bütün bizim lisanstan mezun çoğu insanda bu var. Ben de ikinci algı vardı. Yazdığım yazılarda işte ne bileyim hani orada bir essay yazıyorduk. Mesela yazdığım essayler hep böyleydi. Benim hocam benim kafama çok vurdu bunu. Yani Fatih, bak canım benim. Sen böyle yaparsan akademide ayakta kalamazsın. Sen böyle bunları bırakacaksın. Böyle eski huylarını. Şimdi ben sana yeni bir huy vereceğim. Bu yeni bir huy ne? Yazdığın şeyin senin anlatmak istediğin şeyi anlatması. Bunu becerebilmen lazım. Ve bu önemli bir şey. Bunun üzerine düşünmen lazım. Bir akademi sadece işte sayıları crunch etmek değildir. Akademi aynı zamanda yaptığın şeyleri güzelce karşıya yazarak anlatabilmektir. Çünkü biz yazarak anlaşıyoruz akademide. O yüzden mesela benim bugün bile yazım, yani benim bugün yazım çok daha iyidir konuşmamda mesela. Yani konuşmamda falan da öyle çok şey yapamıyorum ama yazarken mesela bir anda o farklı bir devreye giriyor. Bir anda böyle ciddileşmeye başlıyorum. Evet, burada şöyle bir hata var. Bu paragraflarda anlam kopukluğu olmuş vesaire diye. Ve bu bizde çok bunun eğitimi verilmiyor. Ben yüksek lisanstan çok bundan faydalandım. Bunu öğrendim yani. Bu Ya technical bir zaten. şey değil. Sahip olduğumdan dolayı çok şükrettiğim bir durum var. O da eşim. Çok güzel bir Yani cevap oldu. insanın hayatta ne olursa olsun ona hep destek olan ve yani bütün yani doktora zorlu bir süreç. Gerçekten zorlu bir süreç. Ben yani kaç defa bırakmayı da düşündüm. Bu süreçte size destek olan insanlar, hani anne babanız olur, kardeşiniz olur, benim eşim en çok destek olan kişiydi. Olmadan bu iş yürümüyor. Bu destek mekanizmalarını iyi oturtmak lazım bence bu işe girmeden önce. Bunu söyleyebilirim. Tamamdır o zaman. Benim aslında sormak istediğim bir şey kalmadı.
Bence çok da güzel bir sohbet oldu. Sizin de eklemek istediğiniz son bir şey falan varsa. Arada çok boş yaptım, kusura bakmayın Yok. arkadaşlar. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de katınıza pişman olmamışsınız. Biraz da yorduk, uzun da sürdü. Evet, teşekkür ederim. Yok, yorulmadım hiç. Yani teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım burada olmaktan. Dediğim gibi Ben biraz. de çok memnun kaldım. Çok teşekkürler.